Evet çiftçi arkadaşlar, bugün güzel günlerimden, mutlu günlerimden birini daha yaşamaktayım. Bunu canlı olarak yaşadığım için de riya olmayacağına inanıyorum. Geçen yıl bu bahçede Nebi Hanım ve Salih Bey'in müşterek olan bu bahçesi, çünkü müşterek değil mi Nebi Hanım? Herhalde yani. Evet dediler, sorun yok. Yine Yaşar Bey de misafirimizdi geçen yıl. Yapraktan besleme yapmıştım bu bahçede. Ocaklarımız çok sıktı. Sık olmasına rağmen yağmurlu bir havaydı ilk hafta. Sonrası güneşli bir ortamda. Nebi Hanım gözlerime inanamıyorum demişti gelişmeyi görerek. Ama burada bir gözlerine inanamayan Yaşar Bey'imiz var. Bu Mahmur Dağı'nda. Bu evet, Samsun. Evet, Mahmur'da. Samsun merkez Çelikalangöy. Çelikalangöy, evet. Evet, ben aynı ilacı kullandım. Vallahi 300 kiloluk yerden 920 kilo fındık aldım. Herkese tavsiye ederim. Ben bu kadarını söylüyorum. Memnun kaldım. Allah yani artısını eksik eylemesin. Oynadı fındık diyorsun yani. Ya abi, Karadeniz tabiriyle. Ya abi tabi ne demek. Ben memnun kaldım. Alanlara da müjdeler olsun diyorum. Oh. Sevgili çiftçi arkadaşlar, bu güzel cümleyi ben benim ürünü kullanan çiftçi arkadaşımdan dinlemek kadar bahtiyarlık yok. Evet, şimdi abi. Gelelim Nebi Hanım'la Salih Bey'in fikirlerine. Evet arkadaşım 12. ayda olmasına rağmen atletizm olduğu için, atletik bir yapısı olduğu için böyle sportmen bir ilaç çalışması oldu. Ben burada aynı zamanda kullanmadan önce şu güzel solucan solem fulvik ve madensel ve hayvansal olan ürünümü sizlere tanıtmak istiyorum. Şu mevsimde bu ürünü kullanıyoruz. Döllenme ve ürün doğurma dönemi, yani 3. ayda bunu yapacağız. Bir de yapraktan da arkadaşlar yine bu ürünümüzü kullanacağız. Solucan solem fulvik. Bu ürünümü kullanan arkadaşlar böcek ilacı, kurt ilacı vesaire diğerlerini kullanmalarına gerek yok. Evet, biz bu kadar konuştuktan sonra ben bu sefer Hanım Ağa'ya sözü vermek istiyorum. Evet Nebi Hanım. Ne demek istiyorsunuz şimdi? Siz gözlerimize inanamıyoruz demiştiniz. Ben de çeksin ben bunu kendim. Az bekleyeceğim. Sözümü kesiyor. Az bir dakika kardeşim ya, Allah'ım ya Rabbim. Çalıştıracağım bugün. Bugün çalıştıracaksın, evet. Niye çalıştıralım? Ona ceza vereceğiz. Zaten evet. Bayağı 10... Şimdi... Evet. Doğrusunu söyleyeyim. Geçen sene ilk defa geldik bahçeye. Geldiğimizde tek tük bir fındık vardı. Umutsuzdum. Ve ürünü ilk defa kullanacağım için pek de inanmıyordum. Bir hafta sonra tekrar geldik. Böyle çiseli bir havaydı. Ama bir hafta öncesine baktığımda gözlerime gerçekten inanamadım. Müthiş bir fındık doğurmuştu. Sonra tekrar geldiğimde işte kontrole gelmiştim. Hiç dökülme olmadı bizim fındıkta. Boş da olmadı. Harmanımızda süper bir ürün aldık. Boş fındık toplamadığımız gibi karşılaştırdım başka harmanlarla. Herkes tenekeler dolusu boş fındık toplarken yarım teneke kadar boş fındık aldım. Yani boş dediğim de şöyle, patozun kırdıklarıydı ve içik edemedikleriydi yarım teneke. Aynı zamanda burada ağacınız da var, gölge altında kalan evet. Ocaklarınız çok kal, o yapışık fındıklar ondan kaynaklanıyor. Boş da olabilir. Niye olabilir? Siz iki sefer kullandınız bu ama ürünü. Yettiydi. Ayrıca ağaç çok var, ceviz ağacı var. Ceviz ağacı fındık altında gelişmez. Yani ceviz ağacının altında fındık gelişmez. Onu baştan belirtelim. Ben hakikaten kıyamıyorum. He? Yok, kıyamıyorum. Onu kesmenizde fayda var. İster kıy, ister kıyamaz. O sana kıyıyor. Börtü böcek. Evet, Salih Bey, canlanıyor. Güzel kardeşim. Ben ilacı yapayım, ondan sonra söylerim. Tamam, ilacı hemen kaldır Yaşar Bey. Şimdi şöyle diyeyim. He? Evet, Yaşar Bey kaldır biz o arkadaşım. Geçen sene bu ilaç denilen zehri kullanmadık. Gübre kullanmadınız. Kullanmadık. Sade yapraktan besleme kullandık. Fındık ilacı diye hani böcek öldürücü de kullanmadık. Evet. Biz sadece bu yaprak gübresini, Leonarditi kullandık.
Şey var öyle, çalışacağız. Çalışmak. Yeterli oldu bizim için. Siz Leonard kullanmadınız o zaman. Veya madensel kullanmadınız. Siz solucan, sole, fulvik. Evet. Solucan, evet. O işte yanlış telaffuzda olmasın. Şimdi bizleri bazı çiftçi arkadaşlar takip ediyor. Üreticiler. Yanlış uygulama burada uygulattırırız. Yanlış olur. Biz onun başına... Yani bizim uyguladığımız bu ürünümüzdü. Evet buydu. Evet. Yani solucan, solem. Evet, solucan, solem, fulvik ürünümüz. Evet, bunu kullandık. Evet. Kıymetli çiftçi arkadaşlar. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yapmışsın. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Dilerim herkes bunun farkına varır ve şu kimyasallardan vazgeçilir. Arılar da zarar görmez, börtü böcek zarar görmez ama fındıkta o kurtlanmalar olmuyor. Kurtlanma olmuyor. Yok. Yok. Fındık özünün içerisinde siyahlanma yok. Yok. Burada zaten dal kurdu yok gördüğüm kadarıyla. Yok. Evet arkadaşlar, aynı zamanda ben şu anki canlılığı sizlere tanıtmak istiyorum. Dalımız arkadaşlar... son derece güzel çalışıyor. Dalımız son derece güzel çalışıyor. Yani bu başarı olmasında ne olsun diyebilirim sizlere. Evet, gördüğünüz gibi son derece püskün, son derece döllenmeye doğru yatma şekli. Biz bugünlerde bu beslenmeyi yapmak zorundayız. Evet, arkadaşımız zaten hızlı bir şekilde dallardan beslenmeyi uygulamakta. Sevgili çiftçi arkadaşlar, benim diyeceğim bu kadar. Çiftçi kardeşimiz de diyeceği buydu sanırım. Hepimize hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Tercih sizlerin. Bizden sade olayı. Sağ ol, teşekkür ederim. Sade bizden. Teşekkür ederim. Oldu Yaşar Bey. Ben de teşekkür ederim. Çiftçimize hayırlı olsun. Bir sözünüz var mı? Sorun şu. Biz şimdi bu gübreyi kullandık. Kimyasal gübre kullanmamıza gerek olmadığını da öğrendik. Çiftçi arkadaşlarıma, çiftçi kardeşlerime şunu diyorum. Bahar gelecek. Arılar çiçeklerden bal toplayacak. Arıların önlemesi için ne önerirsiniz? Valla o çiftçi arkadaşların tercihi. Biz gereğini ortaya koyduk. Bizim ürünü kullanan arkadaşlar bir tane canlı ölümüne sebep oldurmayacak. O nedenle tercih çiftçilerin. Bizden yapması. Ama bundan sonrası tamamen çiftçilere kalmış bir şey. Teşekkür ederim. Oldu, ben de teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar.